Babacığım. Abi. Şunların haline bak lan. Sanki köpek yavrusu değil de insan yavrusu ha. Abi. Ne var lan abi abi? Ne var? Abi şey oldu. İrina çıktı hapisten. Hadi ya. Lan tam da alışmıştım çocuğa. İyi götürün verin anasını. Topla valizini. Babür'ü de koy arabaya. Onu aldığımız yatağa falan da koyarsın. Bir de yoldan giderken iki paket bisküvi al. Başka bir şey yemiyor köpek. Şimdi almaz köpeğe bir şey. Abi. Karı kaçmış. Maria'ya bir mektup bırakmış. Kızı da sana bırakmış. Kaçmış. Piyanist olsun büyüyünce diyor. Niye? Kendisi piyano hocasıymış. Onu mu sordum lan? Onu mu sordum? Günaydın. Ya yapma dur ya. Oğlum 40 yılda bir işe gidiyorum. Toplantı var. Amcamla papaz olacağım gene ya. İyi de ben döndüğümde önünde zaten amcanla papaz oldum. Boş ver. Böyle olmak zorunda değil. Ya arada bir küçük aile toplantılarına katılsan ne güzel mutlu mesut yaşayıp gideceğiz. Of ya Deniz ben seninle çıkıyorum. Tunalı sülalesiyle mi? Bana ne amcandan, halandan, Irmak'la görüşüyorum ya işte. Günaydın. Ne haber Tolton? İyiyim, ne yapayım? Temizlik yapıyorum sabahın altından beri. Ne? Sermet Galile'yi bize mi bıraktı? Babuşkasını mı bulmaya gitti? Geliyor. Oo. Oh. İyi akşamlar. Geciktim biraz, affedersin. Hoş geldin. Vallahi seni bekleyemedik. Çocuk acıkmıştı çünkü. Hı, iyi yaptın. Yani arkadaşlar yıllardır bir sürü tuhaflıklarınızı gördüm ama artık bu biraz da bir şey. Çeyeğini giy, bir giy, regaz tutsana. Şey yapalım. Yani Galine bende kalsın bu akşam, olmaz mı? Yok yok. Babuşkasını bulunca Sermet amcası arayacak onu. Buradan uçağa koyacağız. Hop oradan ailesi karşılayacak. Değil mi? Babül'ü seveceğim. Babül'ü sevecek o. Hadi in bakalım. Hop. Git Babül'üne hadi. Deniz'ciğim artık kimse sizi aramayacak. Merak etme. Hem resmi kurumları arayalım da gerekeni yapsınlar. Bir bu itin üstünüze yıktığı çocuğa bakması kalmıştı zaten. Yok ya. Emanet o şimdi. Bakalım. Ses çıkmazsa düşünürüz o zaman. Sen hiç yorma kendini hayatım. Onlar bildiklerini okurlar. Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Ben şey alacağım. Deniz mahsulü risotto alacağım hemen. Peki efendim. Ne içiyoruz? Çorap söyleyeyim sana da şimdi. Hadi bakalım. Hmm.
Risottoyu karıştıracaksın. Bütün numarası bu. Başka hiçbir numarası yok bunun. Şunlardan yesene biraz. Yemek öncesi antre yenir biraz. Antre giriş demektir yani, iştah açıcı. İştah açıcı? Evet. Vallahi çok şükür ben hep açım. Hiç gerek yok iştah açmaya. Ne bulursam yerim diyorsun yani. Yemek olsun da. Yok canım. Yani soframızdan yemek hiç eksik olmaz Allah'a çok şükür. Ben de hep aç olduğum için hiç gerek yok iştah açmaya. İyi, hadi gel. Ama yemek tadı çıkartılası bir şeydir. Öyle ne bulursan ye kalk olmaz. Şunun tadına bak bakayım. Bu karpaccio. Çiğ et. Aç bakayım ağzını. Carpaccio ünlü bir İtalyan ressamdır biliyorsun. Bu yemeğin adı da oradan geliyor. Resimlerinde kırmızı hakim diye. İtalya'da pişmiş et yiyemeyen bir kontes için icat edilmiş. Wow! Şimdi geleceğin kontesi Nalan Hanım tadına bakıyor. Nasıl buldun? Yani ben pek bir şey anlamadım bundan. Şunu merak ediyorum, bu pilavı karıştırıp duruyorsun ya hep. Pilav? Hı. Risotto. Ben sömestr tatilinde arkadaşlarla İtalya'ya gidiyorum. Trenle gezeceğiz. Sen de gelmek ister misin? Yok. Ha, bütün masraflar benden. Ha. Ne olur. Yok, biz başka bir plan yaptık arkadaşlarla. Şey, İspanya'ya gideceğiz kısmetse. Ne Allah'ım ya. Nasıl bir şeysin sen ya? Ne yaptın bana? Söylesene. Aylardan beri seni düşünüyorum, biliyor musun? Yok, sen git. Ben gelemem. Şimdi beni merak ederler. Hem herkes hastanede. Beni üniversite kursunda sanıyorlar okulda, tamam mı? O yüzden gideyim ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.